Merhaba arkadaşlar. Herkese mutlu yıllar diliyorum. Yılın ilk seans gününden herkese selamlar olsun. E, yılın ilk hisse analizi incelemesini Hektaş ve Sasa yapacağız. Klasik olarak biliyorsunuz her hafta yapmış olduğumuz değerlendirmeler var. Şimdi Hektaş hissesinde geçtiğimiz kapanış günü olan e, Cuma gününde iki tane de kap haberi gelip işte yer satışı ve e, ortaklığa bağlı olan bir işletmenin devriyle alakalı güzel para girişleri oldu. Hektaş hissesinde bu noktada yıllık bilançoyu kötü kapatmamak adına böyle bir girişimle bir nakit akışı sağlamış oldu ama teknik açıdan bu para giriş haberinin hisseye çok da bir etkisi olmadığını net bir şekilde görüyoruz. Hissenin özellikle 20 lira üzerinde tutunma çapası ısrarla devam ediyor bu noktada her ne kadar e, hisse hacimsel gücünü yukarı yönlü ittirecek bir şekilde yakalayamamış olsa da teknik açıdan zirveden yapmış olduğu klasik ABC düzeltmesinin son bölümlerini yaşadığını söyleyebiliriz. Yani bu bölgede bir e, hisse fiyatlaması 20 lirayla 24 lira arasında bir e, dip bölge oluşturma çabası içerisinde olduğunu görüyoruz. Bu noktadan sonra aşağı sarkmalar gerçekleşirse e, hisse fiyatlamasında gerçekten derinlenmesine... Böyle artık desteksiz bir düşüşe geçiş olur. Bu noktaya gelmesini tabii kimse temenni etmez. Teknik açıdan MA 55 combo ortalamaların birbirine girdiğini görüyoruz. Önümüzdeki süreçte hisse fiyatlaması 20 liranın üzerinde durduğu sürece önünde gerçekten çok çok güçlü dirençler olduğunu, özellikle 21 ve 24 lira arasında güçlü dirençlerle karşılaşacağını söyleyebiliriz. Bu bölgedeki realize bölgesinin İlk etapta 24 liranın üzerinde kapanışlar alması e, hisse için oldukça güç bir dönemin başlayacağını ifade ediyor. Yani bu noktada gördüğünüz gibi RSI'nin oluşturmaya çalıştığı bir daralan, üçgen içerisindeki hareket bu şekilde devam ederse e, bu süreci bizim e, yaz ortalarına kadar neredeyse gidebilecek bir hareketle bu bölgede takılma ihtimalinin e, güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Teknik açıdan hissenin bu bölgedeki bu hareketini geniş bir çanak hareketine döndürme ihtimalini göz ardı etmemek gerekir. Sonuç olarak baktığımızda arkadaşlar Kasım 2022'den beri hisse fiyatlaması bu şekilde bir düşüş yaptıktan sonra toparlama hareketinde aynı şekilde yaparsa yine bir yıllık bir süreçte tekrar eski fiyatları olan 51'lere gitme ihtimali olabilir. Yani büyük bir çanak hareketine şahit olabiliriz bu noktada. Süreç bu şekilde işleyecek gibi gözüküyor teknik açıdan. Hissenin şu an için teknik olarak aylık piyot değeri olan 21.57 altında satış baskısı altında olduğunu görüyoruz. Tüm EMA ortalamalarının altında hareketini devam ettiriyor. Bu da hissedeki baskıyı açıkçası arttırmış oluyor. Teknik olarak bu bölgenin güçlenmesi adına 20 liranın üzerinde kalıcılığı sağlayabiliyor olması önemli kriter. Her ne kadar böyle olsa da teknik olarak bizim için günlük MA55 seviyesi olan 22.10 seviyelerin üzerinde Kapanışları almadığı takdirde maalesef e, baskının bu şekilde bu bölgede koruma amaçlı yatayda işte 22 bandı, düzeltiyorum 20 lira bandının üzerinde tutunmaya çalışan bir hareketle karşı karşıya kalacakmış gibi gözüküyor. Hemen sasa hissesine geçelim arkadaşlar. Sasa hissesinde de biliyorsunuz arkadaşlar e, gerek e, patronların geri alımı vesaire haberleri falan filan olsa da Büyük alıcıların sağlam satışlarıyla birlikte kırılmamasını temenni ettiğimiz 38.66 direncinin kırılması hisse fiyatlamasında daha bir derinlemesine düşüşe te e tekabül edecek bir alan yarattı. Klasik bir ABC düzeltmesiyle birlikte hisse fiyatlamasının 32 liralara kadar çekilme ihtimalini doğurdu arkadaşlar. Şuradaki hareket alanının buraya kadar gelme ihtimali hisse fiyatlamasında 32 bandını gündeme getirir. Teknik açıdan baktığımızda ise şu an için arkadaşlar bir önceki dip seviyesi olan bölgeyi yani 36-40'lı seviyeleri korumaya çalışıyor. Yani 36 liranın üzerinde durmaya çalıştığı sürece sıkıntı yok gibi gözükse de 35-38'de aylık birinci destek seviyesi piyot değeri destek olarak çalışıp çalışmayacağını takip ediyor olacağız. Bu kritik bir destek olarak bu noktadan bir sıçrama yapıp tekrardan aylık peyot değeri olan 42'li seviyelere doğru gidip gidemeyeceğini takip etmemiz gerekecek. Hisse fiyatlamasında bu ki bu hareketi yarı yönlü dönmesini tabii ki hep birlikte temenni ediyor olacağız. Özellikle hissenin son dönemlerdeki hacimsel zayıflamasının da devam ediyor olması burada belki satış baskısının bir nevi azaltıp hani buralarda bir dip bölgesi oluşturma ihtimalini gündeme getirebilir. Burayı zemin bölgesi olarak kullanabilirse, 35 liranın üzerinde tutunmayı başarabilirse ise 32 hattı iptal olmuş olur ama klasik ABC sistemleri genelde arkadaşlar noktasal olarak çalışır. Hatta biraz altına bile sarkar. O noktada baktığımızda hani geçmiş tecrübelerimizden faydalanarak hissenin şöyle bir 31'lere kadar gelme ihtimali söz konusu olabilir. Dikkat etmekte fayda var. Buradan gelen tepkilerle özellikle aylık pivot değerinin üzerine atamazsa veya işte günlük EMA 55 seviyelerinin üzerine geçemediği takdirde hisse fiyatlamasındaki hareketin tepki olarak kalacağını ve bu tepkilerin daha aşağı düşmek için fırsat yaratacağını hiçbir zaman aklınızdan çıkartmayın. Özellikle hisse fiyatlaması şu an için 38.66 desteğinin altında kaldığı sürece benim klasik olarak değerlendirmemdir pahalıdır. Yani hisse 38.66 altında kaldığı sürece pahalıdır. Bu üçgenin içine girerse Dirence doğru gitmeye çalışır. Bir üst zirvesi olan 54'lere doğru hareket izleriz. E, yok kıramazsa tekrardan dediğimiz gibi C noktasına doğru geri çekilmelerini yaşayabiliriz. O yüzden hisse fiyatlamasına kritik destek seviyelerini bu şekilde e, takip etmenin daha doğru bir yöntem olduğunu ifade edebilirim arkadaşlar. E, Tasayı çok da derinlemesine yorumlayacak bir hareket göremediğim için hemen Petkim hissesine geçmek istiyorum arkadaşlar. Bakın Petkim hissesinde de klasik bir ABC düzeltmesini yaptı. Az önce bahsettiğimiz olayın aşağı sarkmasını da yaptıktan sonra buradan bir tepki üretmeye çalıştığını görüyoruz. Teknik açıdan hisse fiyatlamasının haftalık ma 55'ten bulmuş olduğu desteği kullanarak tekrardan yukarı doğru toparlama eğilimi devam ediyor. Yine bu hissenin ortak özelliği olarak klasik ee, diğer ortalamalar adına ve piyot değeri olarak baktığımızda 19 liranın üzerine geçip geçemeyeceğini kritik olarak takip etmemiz gerekecek. Hisse fiyatlaması eğer 19 bandını geçerse 21-22 dirençlerine doğru hareketini takip etmemiz doğru ve mantıklı olur. Teknik açıdan erasayın da düşen kırılım yapma ihtimalini Göz ardı etmemek gerektiğini söyleyebiliriz. Şu bölgede oluşturmuş olduğu bir düşen kırılım e, hisse fiyatlamasında agresif hareketlere neden olabilir. Özellikle erasayın günlükte 50 seviyesinin üzerine geçebiliyor olması ise de. Adrenalini arttırır ve ilk etapta 21.16 direndi, 21.16'da bulunan yatay direnci, şu bölgedeki çanak katlama direnciydi arkadaşlar. Burası iki kere kırılıp tekrar aşağıya çalıştı. Burada toplanan güçle birlikte ise fiyatlamasının zirvesel harekete olarak 25'te hareketlere tekrar gitme, 25 seviyelere tekrar gitme ihtimalini gündeme getirebilir. Hareket bu şekilde devam ederse arkadaşlar bahsettiğimiz ivmelenme hacimsel desteğinde katkısıyla birlikte hızlıca bu hareketlere, bu bölgelere geçebilir diye ifade edelim. Evet arkadaşlar, bu üç hisse için yorumumuz bu şekilde. Kanalımıza üye olarak bize destek vermeye devam ederseniz teşekkür ederiz. Herkese bol kazançlı, sağlıklı, bereketli bir güzel yıl diliyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.